Merhabalar. Bu videoda ki kare testinin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Baştan sona bütün aşamalarını SPSS'de uygulayıp hipotezlerini geliştirip sonuçlarını yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle nonparametrik testler içinde sık sık kullanılan ve kullanımı kolay bir test yöntemi bu. Ki kare testini uygulamak için amacına ve durumuna göre 3 farklı şekilde yöntem uygulanabiliyor. Bunlardan biri ki kare uygunluk testi. Diğeri bağımsızlık, ki kare bağımsızlık testi, diğeri de ki kare homojenlik testi. Bunların her birinin varsayımları birbirine yakın ama yine de bu varsayımları burada veriyoruz. Bunların farklı farklı varsayımları var. Biz bu 3 örnek için de, 3 yöntem için de örnek uygulama ve sonuçları yorumlamaya çalışacağız. Hipotezlerini görmeye çalışacağız. İlk olarak ki kare uygunluk testinin nasıl yapıldığını görelim. Bu testin neyi ifade ettiğine bakacak olursak, burada beklenen değerlerle elde edilen değerler arasındaki uygunluğun olup olmadığı araştırılıyor. Zaten bu nedenle de uygunluk testi deniliyor. Sıfır hipotezi belirlenirken verilerin nasıl bir dağılıma sahip olduğu belirtiliyor. Beklenen frekans değeriyle gözlenen frekans değerleri karşılaştırılıyor. Beklenen değerle gözlenen değerler arasında uyum varsa sıfır hipotezi kabul ediliyor. Eğer uyum yoksa sıfır hipotezi reddediliyor, alternatif hipotez kabul ediliyor. Bu kapsamda örneğimiz şu şekilde. Bir firmanın, beyaz eşya satan bir firmanın satış miktarıyla aylara göre satış miktarı burada verilmiş. Hipotezimiz bu doğrultuda şu şekilde. Aylara göre H0 hipotezi, aylara göre satış miktarı farklılık göstermemektedir. H1 hipotezi de, yani alternatif hipotezde aylara göre satış miktarı değişiklik göstermektedir, farklılaşmaktadır gibi bir hipotez. Şimdi bu hipotezlerimizi nasıl analiz edeceğiz? Ki kare testini nasıl yapacağız? Buna bakalım. Öncelikle analyze diyoruz. Nonparametrik testlere geliyoruz ve legacy diyalogdan ki kareyi seçiyoruz. Burada satış miktarı bizim ilgili test değişkenimizdi. Sadece bunu karşı tarafa atıyoruz. Seçimler yaparken expected values kısmında tamamı seçili olması lazım. Burası seçili olması lazım. Yine burada da get from data kısmı seçili olması lazım. Option'a geldiğimizde descriptive ve quality'yi de seçmemiz gerekiyor. Continue dedik ve OK dediğimizde ilgili sonuçlar geldi. Bakın burada test sonucumuza göre burada maksimum minimum değerler, tanımlayıcı istatistikler var. İşte bakın ortalama 81.99'muş satış miktarı. Bunun dışında maksimum minimum değerleri görüyoruz. Burada önemli olan kısım şu tabloya bakacak olursak bakın gözlenen değerlerle beklenen değerler karşılaştırılıyor ve bunlar arasındaki fark burada residual kısmında bunlar arasındaki fark veriliyor artı veya eksi diye. Ve bu değerler arasında fark anlamlı mı değil mi bunu görmemiz için de aşağıdaki ki kare testi sonucuna significant değerine bakmamız lazım. Bakın burada significant değeri 0.05'ten büyük. Dolayısıyla gözlenen değerlerle beklenen değerler arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Bakın normalde bu anlamsız çıktı. Eğer biz ki kare testini o başta söylediğim anekdota dikkat etmeden yaparsak anlamsız çıktı. Peki dediğim anekdot ne? Data kısmına geliyoruz. Burada en altta weight cases seçeneğini seçiyoruz. Buraya ilgili değişken normalde bu şekilde oluyor. Biz buraya seçiyoruz ve ilgili değişkenimizi atıyoruz. Sipariş miktarını karşı tarafa atıyoruz. Ve ne diyoruz? Ağırlıklandırmalarını istiyoruz burada. Bunu OK dediğimizde artık sipariş değişkeniyle ilgili ne oldu? Bir düzenleme yaptık. Bu ağırlıklandırma ile birlikte artık ki kare testine uygun bir hale geldi. Aynı şekilde diyalog kısmına geliyoruz. Bakın ki kare testi her şey aynı. OK diyoruz. Bakın sonuç nasıl oldu? Sonucuna bakalım. Bakın significant değeri anlamlı çıktı. Burada ne oldu? Biz burada gözlenen ve beklenen değerler üzerinde bir düzenleme yaptık. Bu anekdotu uygulamazsanız ilgili ki kare testinizin sonucu anlamlıysa da anlamsız çıkma ihtimali var ve yüksek oluyor. Bu doğrultuda mutlaka şu data kısmından söylediğim anekdotu yapmamız lazım. O halde gerçek olması gereken bu ve sonuçları gördüğümüzde gözlenen ve beklenen değişkenler arasındaki fark da gözüküyor burada. Ve significant değerine baktığımızda 0.05'ten küçük olduğu için H0 hipotezini reddediyoruz ve H1'i alternatifi kabul ediyoruz. Yani aylara göre satış miktarı
arasında bir fark olduğunu söylüyoruz. Yani satışlar aylara göre değiştiğini söylüyoruz. Ki kare uygunluk testi bu kadar. Yorumunda bu şekilde yapıyoruz. Ama dediğim data düzeltmesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Bir diğer ki kare testi de bağımsız ki kare bağımsızlık testi. Bunda da bir örneğimiz var. Yine bir örnek üzerinden devam edelim. Burada da kategorik iki değişkenin bulunması gerekiyor. Bu iki değişkenin sütun ve satırları karşılaştırılıyor ve bunlar arasında bir ilişki olup olmadığı değerlendiriliyor. Ya da şöyle ifade edelim. H0 hipotezi değişkenler birbirinden bağımsızdır. HA ya da alternatif hipotezde değişkenler birbirinden bağımsız değildir. Yani birbiriyle ilişkilidir anlamı çıkıyor. Bu kapsamda bir diğer örneğimiz de şu. Burada cinsiyet gibi bir değişkenimiz var. Bay bayan. Bununla acaba cinsiyete göre gelir düzeyi arasında bir ilişki var mı yok mu? Buna bakalım. Gelir düzeyi ile cinsiyet arasında bir ilişki var mı? Bakın bir öncekinde ne yapmıştık? Data kısmına gelip ağırlıklandırmıştık. Yine aynı şekilde yapalım. Burada weight cases kısmına geldik. Ve buradan neyi aktarıyoruz? İlgili değişkenimiz hangisi? Atmamız gereken değişken burada gelir düzeyini diyelim. Gelir düzeyi burada bağımlı değişken statüsünde. Gelir düzeyi değişkenini attım ve bunu ağırlıklandırdır dedim. Daha sonra analyze kısmına geliyorum. Bakın burada artık nonparametrik testlerdeki o ki kareyi yapmıyorum. Bir başka ki kareyi de göstermiş oluyoruz burada aynı zamanda. Buradan ziyade bağımsızlık testinde descriptive istatistik kısmına geliyoruz ve burada dikkat edin cross tabs kısmı var. Buradan da ki kare testi yapılabiliyor. Bu da bağımsızlık ki kare testi burada uygulanıyor. Buna dikkat edelim. İki tane kategorik değişken karşılaştırılıyorsa buradan yapıyoruz. Burada da bir taraf sütun, bir taraf satır kısmı. Burada cinsiyeti rows kısmına atıyoruz. Gelir düzeyini de kurum kısmına atıyoruz ve buradan birinci seçenekte bir şey yapmıyoruz. İstatistik kısmından ki kare seçimini mutlaka yapmamız lazım. Continue dedik. Sales kısmından observe ve beklenen ve gözlenen değişkenleri seçiyoruz. Continue dedik. Başka herhangi bir şeye dokunmadan sonuçları getir diyoruz. Bakın burada satıra bay bayana cinsiyeti koyduk. Sütuna da gelir düzeyini koyduk. Ve bu ikisi arasında bir fark anlamlı olduğunu, ilişki olup olmadığını test ediyoruz. Bu kapsamda yine significant değerine bakacak olursak, bakalım significant değerlerindeki karenin sonucunda bakalım 0,05'ten büyük. O halde ne diyoruz? Cinsiyete göre gelir düzeyi arasında cinsiyetle gelir düzeyi arasında bir ilişki olmadığını söylüyoruz. Yani H0 hipotezini kabul ediyoruz. Yani bu iki değişken birbirinden bağımsızdır. Eğer burası 0,05'ten küçük olsaydı, o zaman alternatif hipotezi kabul edecektik ve değişkenler birbirinden bağımsız değildir diyecektik. Ya da cinsiyet değişkeniyle gelir değişkeni arasında bir ilişki vardır diyecektik. Bu kapsamda yine ilgili sonucu değerlendirmiş olduk. Bir diğer ki kare testimiz de şuydu. Homojenlik testi. Ki kare homojenlik testi. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu neyi ifade ediyor? Hemen buna da bakalım. Bunda mesela ne olsun? Bir okuldaki öğrencilerin başarı ve başarısızlığı olsun. Bir başarılı öğrenciler, iki başarısız öğrenciler olsun. Sütun kısmında yine burada da bölümlere göre durumu ele alalım. Mesela kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye gibi. Acaba öğrencilerin başarılı ve başarısız olmaları bölümlerden homojen şekilde seçilmiş midir? Yani acaba eşit şekilde her bölümden başarılı başarısız öğrenci seçilmiş mi, seçilmemiş mi? Bu arada fark var mı, yok mu? Buna bakacağız. Homojenlik testi dediğimizde bu. Bundan kastımız bu. Örnek olarak hipotez nasıl verebiliriz? Örneklemler aynı ana kütleden seçilmiştir. H0 hipotezi. Alternatif hipotezde örneklemler aynı ana kütleden seçilmemiştir şeklinde. Yani bu örneğimizde de ne diyebiliriz? H0 bölümler başarı açısından homojendir ya da alternatifi bölümler başarı açısından homojen değildir şeklinde bir sınıflandırma yapmışız. Bu kapsamda hemen örneğimizi test edelim.
analyze diyoruz. Öncelikle şunu yapmamız lazım. Data kısmına geliyoruz. En altta with cases kısmına geliyoruz. Buraya bakın, frekans dediğimiz, bunların sütun ve satıra ait değerlerin ifade edildiği frekans dediğimiz kısmı buraya aktarıyoruz. Okey diyoruz. Bunu yapmasak sonucumuz yanlış çıkar. Doğru sonuç bulamayız. Buna dikkat edelim. Yani bu frekans değerlerinin buradan tanımlanması lazım. Analyze diyoruz daha sonra. Descriptive statistic'ten cross tables kısmına geliyoruz. Burayı tıkladığımızda bakın, buradan sütun kısmını column kısmına, satır kısmını da row kısmına aktardık. Buradan istatistikten ki karenin seçilmiş olması lazım. Daha önceden yaptığımızla aynı olduğu için burada gözlenen ve beklenen değerler seçilmiş olması lazım. Başka bir şeye dokunmadan okey diyoruz ve ilgili sonuç geldi. Bakın burada başarılı ve başarısız öğrenciler, öğrencilerin durumu ve bölümleri arasında satır ve sütun değerleri. Bunlar aslında bir homojen bir seçim yapılmış mı, yapılmamış mı? Ki kare homojenlik testini görüyoruz. Burada significant değerine bakıyoruz. Bakın burada 0.05'ten küçük olduğu için, büyük olduğu için pardon, diyoruz ki o zaman burada H0 hipotezini kabul ediyoruz. Yani başarı açısından homojen bir şekilde dağılmıştır diyoruz. Eğer burası 0.05'ten küçük olsaydı H0'ı reddedip bölümler başarı açısından homojen değildir diye H alternatif hipotezi kabul etmemiz gerekecekti. Böylelikle ki karenin 3 farklı yöntemini beraber görmeye çalıştık. Bunları değerlendirmeye ve yorumlamaya çalıştık. Kanalıma abone olmayı unutmayın.